hiç şunları düşündük mü? Boğaz köprülerinin kurulduğu noktalar acaba neden bu noktalara kuruldu? Aslında İstanbul'a ilk Boğaz Köprüsü'nü kuran Pers İmparatoru Darius. Ama ne hikmetse bugün aynı köprüyü Darius'un kurmuş olduğu yerle birebir. Tüpgeçi'de geçiyoruz. Aslında Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Hüdayi yolu diye bilinen tam yolun üstüne kurulmuş. Bunlar tesadüf değil. Çünkü tarihte binlerce yıl evvel var olan büyük medeniyet bugün de aynı yere kurulmaya devam ediyor. Keşfedilmemişti. Bu hafta farklı bir şey yapmaya karar verdik. Bu hafta o daracık yerlerden geçmeyeceğiz. O korku dolu, heyecanlı, berkli farklı bir şeyler olmayacak. Yalnızca bu hafta bazı şeylerin sırrını vereceğiz. Özellikle nerenin? İstanbul Boğazı'nın. Belki birkaç hafta İstanbul'da kalabiliriz ve buranın özellikle bilinmesi gereken sırları, gizemleri, bunlarla ilgili şeyleri sizlere anlatacağız. Şu anda Poyraz'dayız. Yani İstanbul'la Karadeniz'in birleştiği, Marmara Denizi ile Karadeniz'in birleştiği İstanbul'un Karadeniz sınırındayız. Evet, yani Karadeniz'in aslında İstanbul Boğazı'na açılan ilk kapısının olduğu yerde. Burada tabii benim daha doğrusu biraz doğduğum, büyüdüğüm yerler burası. Hayatım burada geçti ve burada bir arkadaşım var, Hasan. Onunla beraber çocukluğumuzdan beri yaşadığımız çok tuhaf şeyler de vardı. Onları da size anlatacağız. Hasan Usta, aslında önce bir soralım bakalım. Usta herkese verilen bir lakap değildir. Evet. Ustalık nereden geliyor? Evet hocam. Ustalık nereden geliyor? Sizin de tabii ki bildiğiniz üzere geçmişimizde ben otomotiv sektöründe bulundum. Benim mesleğim araba tamir ustasıyım. Belli bir yıl o işte çalıştım. Yaklaşık 20 yıl kadar. 2000'li yıllarda başlarında o mesleğimi bıraktım. Şimdi farklı iş yapıyorum, bu işimi yapıyorum. Şimdi oradan kalmıştır. Evet, Hasan Usta ile biz aslında çocukluk arkadaşıyız, beraber büyüdük. Bu Beykoz tuhaf bir yer. Yani o kadar çok şey gördük, yaşadık ki bu yüzden de aslında bazı şeyler hani sebep oluyor ama özellikle mi bir yeri getiriyor? Buraya niye geldin? Tabii bizim yani kontrolümüzün dışında olan şeyler var. Oraya biz girmeyelim, orayı bilemiyoruz. Oralar takdirat diyelim. Şartlar getirdi. Evet, şartlar getirdi ama şartlar esrarengiz bir yere getirdi, güzel bir yere getirdi. Evet. Şu anda Poyraz Kalesi'nin hemen üst tarafındayız, Poyraz'dayız. Evet. Burada aslında bizim o kadar çok şey var. Kim vardı? Kırklar Baba var. Tabii Yuşa Hazretleri var, Kırklar Sultan var, Akbaba Sultan var, Uzun Evliya var, Orta Çeşme biliyorsunuz, işte Gazi Yunus Hazretleri var yani. Yani Beykoz bir yerde sarılmış bir vaziyette. Evet. Aslında buranın tam karşı tarafı da öyle. Garipçe de biz daha önceden araştırmalar yaptığımızda yerin altında 7 kat tüneller çıkarttık ve ne tuhaftır ki burası tam oranın karşısı. Oo, çok güzel. Burası bildiğin koridor ha? He? Koridor burası. İstanbul'da bunu görmek bizim için tabii ki. Şu ana kadar İstanbul'un altına hiç inmedik. Ama çok güzel, muhteşem bir yapıyla karşılaştık burada. Var mısın? Abiciğim burası ne böyle ya? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Geçiş yaptığımız yer en tehlikeli yer. Çünkü şu an aşağıya düşersek, buradan aşağı düşersek herhangi bir yerimizi kırabiliriz. Burada bir koridor daha gidiyor arkamda. Daha net ve düz kesilmiş, girdiğimiz yerler gibi.
Bayağı bir derin bölgeye geldik. Aşağıya odalar devam ediyor ama içeride su birikintisi var. Yani odaların içi su dolmuş. O yüzden burada öteye ilerlemek mümkün değil. Şimdi ise buranın altını araştıracağız ve senin burada yaşadığın enteresan bir olay vardı. Yakın bir zamanda gerçekleşti. Evet. Geçen yılın son işte Temmuz, Ağustos olabilir, tam emin değilim. Yine buradaydık, burada bulunuyorduk. Arkadaşlarımızla böyle bir oturduğumuz yerde sohbet esnasında yukarı doğru, kuzey tarafına, yani denize doğru bakar bir pozisyonda oturuyordum. Gökyüzünde bir şey gördüm falan, bakarken dikkatimi çekti tabii ki. Bir süre baktım ona böyle. O an sen de kilitlendin galiba. Tabii ben kaldım yani, baktım nedir, ne olabilir falan diye düşünürken metal renkte, krom renk diyebiliriz. Bir süre durdu, bir anda kayboldu. Bir anda kaybolduğunda UFO olduğunu, yani bir uzayla alakalı bir cisim olduğunu emin oldum. Yani ben kendimce emin oldum yani. Burada Hasan Usta'nın gördüğü şey çok önemli, çok değerli bir şey. Ne olduğunun önemi yok. Ben inanıyorum çünkü burada inanılmaz olaylar da var. Geçmişinde, tarihte yaşanılan çok acayip şeyler de var. Öyleyse burası gizemini saklıyor. Yani burayı sadece başkaları da koruyor. Önce burayı bir çözmemiz lazım. Buradaki tuhaflığı ortaya çıkartmamız lazım. Yerin altında ne var ne yok bilmiyoruz. Ama hepsine bakacağız. Bir şüphemiz var. Muhtemelen bu yakadan karşı yakaya belki suyun altından bir geçit bile var. Bugün buraya sadece 2 kişi gelebildik. Aslında 3 kişi gelebildik. Hatta onun da işi çıktı. Onu da göndermek zorunda kaldık. Biraz aceleye gelmiş gibi oldu ama efsaneyi duyunca rahat duramadık. Hemen girelim ve ilgilenelim dedik. Bulunmuş olduğumuz yer çok kıymetli bir yer. Çok uzun zamandan beri İstanbul'un bilinen tarihine baktığımız zaman Cenevizlerin de kullandığı, daha sonrasında Bizansların kullandığı, Bizans ve Cenevizlerin aynı dönemde kullandığı, sonrasında Osmanlı'nın çok sağlam kayalarından biri, hatta şu anda arkamda o tarihi yapılardan birini görmeye devam ediyoruz. Fakat bizim efsanemiz pek yeryüzünde değil. Daha çok yer altında. Zaten biraz önce de Hasan abinin anlattığı kadarıyla UFO'ların gelmesi, burada çeşitli kabilelerin hali hazırda meftunların bulunmuş olması ve bin yıllardır özellikle bu bölgelerin bir şekilde boğazı kontrol etmek için gibi bahanelerle de olsa korunuyor olmasının illa bir sebebi var. Arkamda görmüş olduğunuz da işte onun kanıtlarından bir tanesi. Burası çok derin araştırmalar isteyen bir yer. Yani ve birkaç bölüm burada olacağız. İstanbul'da olacağız. Çünkü İstanbul Boğazı'nın da biraz da sırlarını biz ortaya çıkartalım. Hep o bilinen hikayelerini değil de bilinmeyen hikayelerini, bilinmeyen gerçeklerini ortaya çıkartalım. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz o biraz önce bahsetmiş olduğumuz yer bir kule kalıntısı. Kaleden ziyade iki yakanın birbirini görmesi ve büyük bir ihtimalle gemi geçişlerini takip ettikleri küçük kulelerden bir tanesiymiş. Ne yazık ki günümüze çok da fazla bir parçası kalmamış. Lakin hala görebildiğiniz gibi Horasan duvarlar var, kemerler çok belirgin. Şimdi içine girip içindeki dehlizlere bakmaya çalışacağız. Şimdi dışarıdan baktığımızda burası bir kule olarak görünüyor. İçerisinde zannediyorum belki bir 10, belki 15, 12 kişilik neyse bir
timin, bir grubun burada bulunduğunu tahmin ediyoruz. Bir kule ama altında konaklayabilecek yeri de var kulenin içerisinde. Benim kendi fikrim, tabii ki ne derece doğrudur değildir bilemiyorum. Benim tahminime göre bu bir deniz feneri. Evet, yaklaşık, yani benim tahminim 15 metreye 15 metre olabilir çapı, yuvarlak bir kulenin içerisindeyiz. Hasan Usta'nın dediği gibi burası hem gelen o dönemdeki gemilere uyarı, ışıkla uyarı gibi, yani ateşle uyarı gibi bir şey olabilir. Hem de gözetleme, yani iki boğazı karşılıklı zaten tutmuşlar. Çünkü biz Garipçe'de de bunun aynısına rastladık, ikizine rastladık. Ve onun etrafında dehlizler var. 7 kat aşağıya indiğimize göre muhtemelen aynı şey burada da var. Zaten olmaması diye bir ihtimal yok. Çünkü İstanbul'un her tarafı kat kat odalarla, geçitlerle ve tünellerle dolu. Yapıya baktığımız zaman yaklaşık, yani hemen hemen dış yüzeyle şu ara duvarın kalınlığı 1 metre çok rahatlıkla diyebilirim. Şu anda üst taban kısımdayız. Bir sürü yine aşağıya doğru dehlizler, yani bacalar var daha doğrusu. Bu bacalarda ne için kullanılıyor bilmiyoruz ama havalandırma olabilir, başka bir şey olabilir. Burası aşağıya doğru devam ediyor. Benim tahminim buranın altındaki dehlizler şu an deniz seviyesinden 100 metreden fazla yüksekteyiz. Muhtemelen denizin altına kadar. Bu dik kayalıkların olduğu yerlerden mutlaka inişler var ve geçitler var. Şimdi tam ana giriş kapısı burası. Ana giriş kapısından geldiğim zaman sağımda bir tünel, soluma bir tane daha tünel açılıyor. Muhtemelen bu içeriye doğru bir yuvarlaktır. Ve bunun orta kısmında ise odalar olması lazım. Yani orta kısmında mutlaka kalacakları odalar var. Bir de acil durumda aşağıya doğru mutlaka kaçışlar oldu. Şu an yaklaşık benim boyum 1.73, hemen hemen 1.80, 1.90 gibi giriş var. Bunda zaman içerisinde toprağın dolduğunu da düşünürsek aslında burası daha yüksek. Bana kalırsa daha da yüksek. Niye daha da yüksek? Unutmuyoruz ki eskiden kullandıkları şey hep atlardı. Yani çoğu girilen yere atlarla çok rahatlıkla girilebiliyordu. Şu anda yaklaşık herhalde bir 2,5 metre, 3 metre genişlik, toprak azaldığı için de, değil mi, dibe toprak geldiği için de aslında daha yüksekmiş. Yani 2 metreden fazlaymış. Şimdi burada hemen girişin ağız kısmında, şuraya baksana Volkan Bey, bak burada bir oluk var. Burada daha önce şeyi hatırlıyor musun hocam? Kayseri'de girdiğimiz yerde duvarın arkasına oluk yapmışlardı. Ona benzer bir oluk var ve gidiyor. Ve bu oluk, öbür tarafta onun karşılığını görebilirsin. Şöyle tutayım, baya baya gidiyor. Burada hani ahşabın falan konduğu bir yerden bahsetmiyorum. İki taşın arasına muhteşem bir oluk yapmışlar ta öbür kapıya kadar. Ama bunun, şurası kırılmamış mı? Yani aslında açık değil. Kırmışlar, açık kırmış. Değil, kapalı. Bak burada hani devam ediyor yol. Bu şekilde devam ediyormuş. Bak burada da aynı oluk var, gel. Gel, burada da aynı oluk var. Burada da aynı oluk var ve arkaya gidiyor. Ya havalandırma ya da gelen suları tahliye etmek için kullandıkları bir zaman. Yani buraya su yükselmeyeceğine göre muhtemelen... Yok, yukarıdan yağmur suları yapıyı öldürmesin diye su kanalları koymuşlar. Su kanallarından geldik çünkü bak burası farklı, burası sıvanmış. İçinden çok net belli oluyor. Orası da keza sıvanmış, burası da sıvalı bir yer. Çok acayip, çok güzel. Evet. Girişten yaklaşık bir 5-6 metre sonra, ki bu ara ara zaten var, yukarıya doğru havalandırmalar var. Bunlar sonradan mı kırılmış? Hayır. Yani etrafına bak, tabii biraz dökülmüş ama etrafına baktığımız zaman aslında zaten varmış. Hocam, çok affedersin. Biraz önce görmüş olduğunuz oğlum bir benzeri burada yok. İç duvarda yok. O sadece dış duvara kurulmuş. Bak, karşılıklarından bir tanesi de burada. Tam duvarın neredeyse ortasından geçiyor. Peki, benim dikkatimi başka bir şey çekti. Bak, olukların başladığı yerler, yani aslında ayrı bir ne diyorlar ona,
hani şeylere döşeniyor ya çizgiler. Bu aslında şunların arkası oluk. Yani şunlar önce taşların içerisinde bırakılmış. Sonra ise o oluklar kalacak şekilde şu diğer tuğlaları koymuşlar. Şimdi. Orada oluk mu var diyorsun? Tabii, aynı şekilde. Gel bakalım abi. Şuradan. Bakalım orada oluk varsa burada görürüz. Ben özellikle iç tarafta oluk yok diyorum. Bak. Var var. Hepsini bak bu tarafa gel bak. Hı-hı. O oluğun seviyesinde burada aslında oluk yok. Taş koymuşlar. Hı. Olukların hepsi dışarıda. İçeride havalandırma için açtıkları başka yerler olabilir. Kalın, kalın, çok kalın duvarlar. Yani özellikle de herhangi bir saldırıya şuna buna uğrarsa diye bayağı bir kalın yapılmış. Üst taraftaki şu siyahlıklar ne? Okan, şunlara baksana. Siyahlık derken? Şurada. Siyahlıklar ve yeşil bir şey var. Yukarıda gördüğün o yeşil taşlar vardı ya, muhtemelen yağmurla zaman içerisinde onlardan akmış olan şey olabilir. Ama bu biraz daha bakır alışımlı öyle bir şey var yukarıda. Taş çeşidi var muhtemelen. Ya bu siyahları düşündüğüm şey olmasın diyor umut edelim. Çünkü insanlar ne yazık ki buralarda bir miktar bazı yerlerde ateşle yakmışlar. Evet. Devam ediyoruz içeriye doğru. Çünkü aslında taşın rengi kırmızı. Pişmiş toprak. Bayağı bilmiş bildiğimiz o kemerde pişmiş toprak kullanılmış ama burada insanlar belki sonraki dönemlerde ısınmak için petrollü bir şeyler yaktılarsa. Evet, burada bir delik daha var. Yine yukarıya doğru açılıyor. Burası da açılmamış. Burası da zaten baca olarak varmış. Yani kaç tane oldu girdiğimizden beri? 1, 2, 3, 4 değil mi? Devam ediyor şu anda. Şimdi tuhaf olan şey ne? Burada tuhaf olan şey ne? Burası yuvarlak bir şekilde gidiyor ama hala bizim ortamızda kocaman bir boşluk var. Yani muhtemelen bunun arkasına farklı bir giriş var ve farklı bir kapı var. Ya bu zeminin altında kaldı ya dışarıdan bir girişi var buranın. Etrafta bir sürü cam gördük. Pencere var. Yani aslında günün belli saatlerinde burası aydınlık ama gece insanlar burada ne yapıyorlardı? Normalde bu tür yerlerin hepsinde niş yerleri. Yani aydınlatma için mumluk veya gaz lambası için bir yer görürdük. Bu tarafta o da yok. Sanki burası gece kullanılmaktan ziyade hani içeriye girebilen bir yer olmadığı için daha çok gündüz askerlerin beklediği yerlerden biri. Çünkü belki de gece aylı da aynı etkiyi gösteriyor olabilir ama hiç yer yok. Şu ana kadar gözüme çarpmadı ki böyle bir yerde en azından birkaç tane olması gerekiyordu. Bir ihtimal şu olabilir, atıyorum tamamen ama üretiyoruz. Üretiyoruz ki kafamızdan bir şeyleri çıkartalım, yerine doğrular otursun. Burası acaba, çünkü çıkan bacalara baktığım zaman ve tam böyle ışığa doğru yani dışarıdaki pencerelerin önüne açılan bacalar bunlar. Acaba burada herhangi bir ateş yakıp veyahut da çok eski dönemde zeytinyağı kullanılıyordu. Bunu unutmamak lazım. Yani asıl aydınlatma zeytinyağı, kandiller zeytinyağıyla yapılır. Acaba onları koyup buradan çıkan ışık hüzmesinin dışarıdan dışarıya yani denize doğru geçen bölüme acaba yansımasını mı sağlıyorlar? Çünkü her bir açık olan baca pencerelerin tam önüne doğru geliyor. Bir diğer alternatif de burası için toprak dolmadan önce burasının çok daha yüksek olduğunu düşünelim. Yani içeriye atların aman girebildiğini varsayalım. Belki de atları burada muhafaza ediyorlardı. Ve atların bir şekilde çıkartacakları kokular vardır. Işıklarından kaynaklı. Bunlar da o havalandırma bacalarıydı. İhtimal. Çünkü hiçbir yerde niş yeri yok. Eğer niş yeri yoksa, aydınlatma yoksa bu da dediğim ihtimali yükseltiyor. Niye yükseltiyor? O zaman yani sonuçta atların yanına girmek için de bir şekilde ışığa ihtiyacım var. Belki meşale kullanıyordur ama o zaman burası ışık hüzmesini yukarıya doğru vermek için de olabilir. Yani bu da ihtimali yükseltiyor. Çünkü dediği doğru. Burada niş yok.
Burada aydınlatmak için hiçbir şey yok. Ama niye yok? Çünkü zaten burada yakılan herhangi bir şey var. Yani yansıtılan ve bu pencereden çıkan şeyler var. O yüzden de dediğim şey bir ihtimal olabilir. Evet, dışarıya doğru yaklaşıyoruz. Tekrardan öbür uçtan çıkacağız şimdi. Ama öbür uçtan çıkarken belli ki burada bir tane kapı var. Ve bu kapı zaman içerisinde kırılmış. Yani talan edilmiş. Tabii ki en büyük sıkıntımızdan bir tanesi nedir? Bu kadar mükemmel, güzel yeri bir şekilde dizayn edilip o günkü konumuyla tekrardan insanlara sunulması lazım. Burası bizim için belge ve bilgi. Devam ediyorum. Sol tarafa doğru bir çıkış varmış ama burada da bir duvar var. Peki burada bir duvar var ve bu da yine ortalara doğru çıktığına göre muhtemelen bunun arkasında da bir kapı olabilir. Evet, hadi bakalım gel abi. Beykoz'un İstanbul'u dedik ya, nereden başlıyoruz? Boğaz'dan başlıyoruz. Buradan giriyoruz ya İstanbul'a. Buradan girerken tabii Beykoz'da neler oldu, işte eski yaşamda kaleler vesaireler, evliyalar, Allah dostları, şehitler gibi, onun haricinde tarihinde ne olmuş, neler olmuş? Buraya Traklar gelmiş 2400 sene önce. 9 tane krallık burada devam ettirmişler. 9. kral krallığı şeye vermiş, Bizans'a devretmiş tamamıyla. Bunların yerleştiği yer Kavak. Kavak'ın olduğunu biliyoruz. Kavak'ta bunların 3 tane kiliseleri olduğunu biliyoruz. Kalıntıları mevcut. Bunların Kavak'ta bir yeraltı şehrinin merkezinin Kavak olduğunu biliyoruz. O Kavak'ta yani yer altında şehir mi var? Şehir var. Tabii ki girişlerini bulmuşuz. Kavak bu işin merkezi ve Kavak'ın altı yani %100 şehir. Bazı emanetlerini alıyorlar, oradaki kiliselerin birini depo olarak kullanıyorlar. Adaklarını kesiyorlar, gemileri oradan yolcu ediyorlar. Yani burada Boyraz Kalesi tam karşılıklı. Aralarında yaklaşık 2 kilometre var. Kuş uçumu. Doğru mu? Kuş uçumu 2 kilometre var. Burası da Yoros'un tam karşı tarafı. Yani Anadolu Hisarı'ndaki Yoros Kalesi'nin tam karşısı. Şimdi iki tane karşılıklı girişten, ana girişten itibaren hemen biraz ilerisinde tekrar ikinci kaleler var. Bu da şu anlama geliyor. Buradan kaçan olursa saldırı veya herhangi bir şeyde yani araya almış oluyorlar. Çok ilginç bir şey var. Karadeniz tarafını çok ciddi bir güvenliğe almışlar. İki tane kule. Arkasından bir kale. Kaleler. Arkasından bir kale daha. Karadeniz'den ne bekliyorlardı? Hani ciddi anlamda bir şey bekliyor olmaları lazım ki. Karadan da değil, denizden bekliyorlar. Çünkü Yaros Kalesi'ne baktığınız zaman tepe, ikinci tepenin üstünde Yaros Kalesi. Tepeye de hakim diyor. Onun üstünde bir tepe daha var. Bekledikleri evet. Şey neyse, neyi güvenlik altına aldılarsa denize yakın bir şey. O zaman şu anlama geliyor. İki kale arasında boğazın altından geçiş var. Orası kesin. Orası yani kesin. Bu yüzden de bu bölge çok ciddi anlamda korumaya alınmış o dönem içerisinde. Bizim girip de 7 kat aşağı indiğimiz yer burası. Daha önce gelip araştırmalarını yaptığımız ve buradan bu tepeden yani yaklaşık şu anda herhalde 60 metre civarı var. Köprüyü baz alırsam 60 metre 70 metre civarında deniz seviyesinden yükseklikteyiz. Ve biz buradan 7 kat yerin altına merdivenlerle odalarla beraber aşağı indik. Bu da şu demektir, buralar boydan boya yani şu gördüğümüz bütün tepelerin altı geçitler ve tünellerle dolu ki daha İstanbul'un içine girmedik.
Hazreti Adem'in yeryüzüne geldikten yaklaşık 5079 veya 5080 sene sonra Zülkarneyn yeryüzünde, yani bu Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde var ve farklı kaynaklarda da var. Zülkarneyn'in yeryüzünde o artık o dönemden sonraki dizaynını yapmaya geliyor. Yani aslında dizayn derken tamamen değil ve ortada değiştirilen farklı şeyler var. Hazreti Süleyman'dan önce bu durumda. Onu hesaplamak lazım. Çünkü eğer ki İstanbul'da Sarayburnu'na sarayı ilk yapan kişi Hazreti Süleyman ise yaptırtan, onun temelleri ondaysa... Önce oluyor o zaman. O zaman önce olacak ki önce Marmara Denizi'nin doğrusu. Önce bir kanal açılsın. Demek ki Hazreti Süleyman'dan önce. Doğru. Çünkü o zaman Hazreti Süleyman döneminde farklı şeyler olmaya başlıyor. Evet, öncesinde. Peki ne oluyor? Kudayfiye diye bir o zaman işte krallık var. O krallıkta Zülkarneyn esir düşüyor. Daha sonra yakalanıyor çünkü çok burası enteresandır. Burada sanatın ve ne zaman başladığını da görüyoruz. Kudayfiye aynı zamanda Zülkarneyn'in resmini yaptırdığı için böylelikle onu tanıyor ve yakalatıyor. Yakalanıyor orada. Esir düşüyor. Birkaç yıl esir düşüyor. Daha sonra bir yandan öldürmeye de korkuyor çünkü ordusundan ve onun gücünden ciddi anlamda korkuyor. Ve diyor ki bir şartla seni bırakırım. Eğer bana karşı kılıç çekmeyeceksen savaş açmayacaksın. Serbest bırakıyor ve geliyor kendi işte o zamanki işte ordu komutanlarıyla konuşarak. Fakat ordu komutanı içerisinde enteresan biri var. Kim var? Hızır Aleyhisselam var. Aslında Hızır Aleyhisselam'ın hani o zaman gezginliği, birçok zamanlarda bulunmasının sebepleri de var. Bir yandan İskender, yani İskender fetheden, işte komutan anlamına gelen... Bu bizim bildiğimiz İskender'den ayrı bir İskender. Şimdi burada şöyle bir şüpheleniyorum. Evet, tabii kesinlikle bununla bir alakası yok ama bu tarihleri iyi araştıracağım. İskender M.Ö. 300'lerde yaşamıştır. Evet, ondan çok önceye geliyor. Çok önceye. Bu arada biz kendisini İskender diyoruz. Aslında Avrupalıların söylemiş olduğu cümlesi Alexander. Aynı şey. Aynı şey ama karşılık olarak evet. Getiriyoruz. İskender fetheden anlamında. Evet, Alexander. Lakin Zülkarneyn Hazretleri'yle bir tutmamız gerekiyor. Büyük İskender değil. Niye? Çünkü arada binlerce yıllık bir zaman farkı var. İşte o zaman ne yapalım derken Hızır Aleyhisselam diyor ki savaşmadan bu zaferi kazanabiliriz. Daha doğrusu savaşmadan biz onları yok edebiliriz. Çünkü onlar güneşe tapan veyahut da inançsız bir toplum aynı zamanda. Peki ne yapacağız diye sorunca Zülkarneyn diyor ki iki deniz şeyi o zamanki mühendislerine Akdeniz'i ve Karadeniz'i ölçtürüyor. Burada enteresan bir şey var. Ölçtürüyorsa, bu kadar zaman içerisinde yolculuk yapılıyorsa burada demek ki zaman yolculuğu da tuhaf. Yani o an içerisindeki hızlı gidiş gelişler var. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Hazreti Süleyman cinlerin de aynı zamanda kralıydı. Onları hükmedebiliyordu. Allah-u Teala böyle bir hüküm, izin vermişti. Acaba Hazreti Zülkarneyn devrinde de cinlerle insanlar arasında böyle bir bağlantı olabilir mi? Hani Hızır Aleyhisselam'ın işte ordusunun içerisinde cinlerden de bir tayfenin bulunmuş olması mümkün mü? Mutlaka mümkün. Çünkü bu kadar bahsettiğimiz mesafelerin gidilip gelinmesi hoş. Biz bugünkü gözle bakıyoruz. Eskilerin ilkel olduğunu düşünüyoruz ama girdiğimiz birçok mağarada eskilerin bizden çok daha fazla gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğu kanısına da vardık. Varmadık değil. Kesinlikle ya. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii nasıl yapacaklar? Bir kere önce Kur'an'daki bir ayetten gidelim. Yanlış hatırlamıyorsam saat 36-37'de olması lazım. Diyor ki biz Süleyman'ın emriden bina yapan ve dalgıçlık yapan cinleri ve zincire vurulmuşları verdik. Şimdi burada iki kelime çok önemli. Ne? Dalgıçları, yani su altına inen ve aynı zamanda binalar yapan cinleri emrine verdiğini söylüyor. Ve onların zincire vurulmuşlarını veriyor. Evet, yani azgınları ona hizmet etmek üzere. Şimdi hemen buraya tekrardan gelelim. Boğaz nasıl açıldı? Boğazın birçok anlatımları var ama Hızır Aleyhisselam'ın yardımıyla yaklaşık 3 sene kadar bir zaman içerisinde bugünkü Karadeniz'in şu an bulunduğumuz Poyraz'la karşı tarafta Rumeli Fener'in olduğu yer, yani Garipçe'nin olduğu bu yerden burayı açıyorlar ve bütün Karadeniz'in suyu olduğu gibi
Şimdi Boğaz'a ve Boğaz'dan Marmara'ya dökülerek burada enteresan bir şey var. Öyleyse Boğaz'ın altında veya Marmara'nın altında bir şehir var. Değil mi? Birleştiği yerde Hazreti Musa ve Hızır Aleyhisselam'la beraber buluştular. Dünyada iki denizin birleştiği yer neresi acaba? Şöyle bir gezinirsek. Herkes Kızıldeniz der, Cebel-i Tarık der. Ki Cebel-i Tarık sonradan açıldı. Sonradan açıldı. Kızıldeniz üstünde çok dururlar fakat birçok insanın görmezden geldiği veya özellikle görmemek istedikleri yerlerden bir tanesi. Karadeniz'le Marmara'nın birleştiği, hatta sadece Marmara değil, Akdeniz, Ege, Marmara sayesinde evet, birleşiyor. Evet. Öyleyse, hakikaten İstanbul Boğazı, ki şu an Karadeniz girişindeyiz. Yani Karadeniz girişi kim var? Hazreti Yuşa var. Karşısında kim var? Telli Baba var. Daha önce de söyledik. Onun karşısında kim var? Aziz Mahmut Hüdayi Efendi var. Onun karşısında kim var? Yahya Efendi var. Yani Boğaz'ın dört koruyucusu var. Tabii ki daha yüzlerce koruyucusu var ama Boğaz tutulmuş bir vaziyette ve şu an benim tahminim buralar, yani şu an bulunduğumuz yer zaten yüksekçe bir yer, yüksek bir tepenin altı ve büyük bir ihtimalle, ki eminim ben buna, buranın altı dehlizlerle dolu, buranın altı belki su sarnıçlarıyla dolu, buranın altı sütunlarla dolu. Yani bugüne kadar birçok serüvenimizde, birçok yerde, birçok bu tür yerlere gittiğimizde buraların bir enerji merkezi olduğunu zaten biliyoruz. Bu mübareklerinde gelip buralarda durma sebeplerini çok iyi biliyoruz. Öyleyse belki aranılan birçok sır burada. Evet, araştırmaya devam. Yani bu sefer biraz farklı yaptık. Bu sefer mağaralarda gezmedik. Bu sefer özellikle biraz bilinmeyen, bakılmayan yönden bakmaya çalıştık. Keşfedilmemiş de. Bakalım daha nelerle karşılaşacaksınız. Görüşmek üzere.